Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, şimdi de teşrifleriyle açılış törenimizi onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, 81 ilden gelen il başkanlarım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, ilçe belediye başkanlarım, arkasında bir parti, bir bütçe, bir güç olmadan doğrudan halkın gönlüne girerek seçilmiş demokrasi kahramanı muhtarlarım, çok kıymetli Sarıyerliler, çok kıymetli İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün bir başka anlamı var benim için. Herkesin dikkatini çekmemiş olabilir. Benim için çok özel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla bu benim katıldığım ilk açılış töreni. Elbette bir ilk olacaktı. Bir yeri açacaktık. Bir bina açabilirdik. Bir hizmet binası olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ama o kadar gönlüme göre oldu ki. Açacağımız yer bir kere bir emanet. Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer öyle beton meton değil. Bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük 100 yıl önceki vizyonunu devam ettirerek yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için, ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik İstanbul Büyükşehir'in gurur duyduğumuz bir hizmet alanının burada da bir boyutla bir şubesi var, bir alanı var. Geri kazanılmış bir yer var doğa için. Geri kazanılmış binalar, geri kazanılmış hizmet alanları var. Ve uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda, biraz önce Sarıyer Belediye Başkanımız içeride anlattı. Buraya bir şeyler yapalım. Gelin size de belediye binası yapalım. Biz de burayı imara açalım, rıza gösterin deyip uzun süre belediye meclis üyelerimizin, başkanımızın, örgütümüzün burada gösterdiği bir direnç var. Ve o 100 yıl önceki büyük vizyonu takip edip burayı kente kazandıran, burayı yeniden fidanlık yapan, biraz önce saydığım tüm alanları kente kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun önemli şehircilik vizyonu var. Hepsini tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum. 81 il başkanının bir açılışa katıldığı da herhalde daha önce olmadı. Bu açıdan il başkanlarım için de anlamlı. Onlar gittikleri her yerde zaten Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini anlatmaya ve bunun kendi illerine, kendi ilçelerine, kendi beldelerine de taşınmasına katkı sağlamaya gayret gösteriyorlar. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde şöyle bir hissiyatın hakim olacağını görüyorum, umuyorum ve bundan heyecanlanıyorum. Daha önce bize oy verenler, Ekrem Başkan'a oy verenler, İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanımıza oy verenler, Türkiye'deki 247 ilçe belediye başkanımıza, belde, ilçe, il belediye başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler şu hissiyatta bulunacaklar. Yine vereyim, iyi ki vermişim ki mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar, helali hoş olsun diyecekler. 180 bin metrekare yeşil alan, 250 bin metrekarelik bir alanı kamunun üstün yararlanımına burada sunuyoruz. Peki Türkiye'de ne oldu? 247 belediye başkanımız seçildikleri günden bugüne kadar son dönemlerinde
4106 tane park açtılar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler verdikleri emeğin karşısını, oyun karşılığını beton olarak, kötü yapılaşma olarak, çarpık yapılaşma olarak değil, 4100'ün üzerinde park olarak, ağaç olarak, oksijen olarak geriye aldılar. Belediye başkanlarımızın onlara teşekkürü böyle oldu. Tüm engellemelere rağmen çok önemli işler yaptılar, yapmaya devam edecekler. Bundan önceki süreçte oy verenleri pişman etmedik. Önümüzdeki haftalarda kamuoyunun da göreceği memnuniyet anketlerimizi yapıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının dokundukları her yerde, temas ettikleri her alanda eskiye göre daha yeşil, daha çok insana dokunan, daha çok çocuğu gören, kadına saygılı, kadını kenti hayatına katan etkili projeler, önemli işler yapıldı. Bunların sayısının artması bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin bundan önce ulaşamadığı yerlere ulaşması daha çok Cumhuriyet Halk Partili belediye ile mümkün olacak. Bu belediyeleri elbette İstanbul'da sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkan'ın tanımıyla İstanbul İttifakı ile kazandık. İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğimizde, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var. Ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener hanımefendiye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak, yani bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların helikopterle gezip yabancı ülkelere, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kupon arsa pazarlayanların yerine biraz önce ifade edildiği gibi ki yürekten teşekkür ediyoruz. Milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız. Program biraz uzadı. Yağıştan dolayı, trafikten dolayı il başkanlarımız gecikti. Şimdi Türkiye'nin 81 iline gitmeden bu açılışı da yaşasınlar istiyoruz. Söyleyecek çok söz var ama yapılacak çok iş var. İl başkanlarım, yolunuz açık olsun. Nasıl gördüyseniz, nasıl biliyorsanız öyle anlatın. Sizin emeğinizle sosyal demokrat belediyecilik tüm Türkiye'ye daha da çok yayılacak ve Ekrem Başkan'ın dediği İstanbul'da oldu, olmaya devam edecek ve bütün Türkiye'de her şey çok güzel olacak. İBB'nin çalışanlarına, yöneticilerine, belediye meclis üyelerine, parti ayırmaksızın İstanbul'a katkı sağlayan tüm yerel yöneticilere yürekten teşekkür ediyorum. Sarıyer Belediyesi'ne, ekibine, Ekrem Başkan'a ve ekibine ve bu hizmetler yapılırken belediyemizle dayanışma içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi grubuna, parti meclisine ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Genel Başkanım, siz de keseceksiniz. Değerli misafir.